Ve herkese iyi günler. İzmir'den beni dinleyen bütün arkadaşlarıma, dostlarıma en derin saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum ve şu anda Lozan Barış Antlaşması ve mübadele konusunu sizlerle paylaşmak üzere karşınıza gelmiş bulunuyorum. Sürem yaklaşık 20 dakika ve 20 dakikalık süre içerisinde sizlere elimden geldiği kadar konuyu ana hatlarıyla irdelemeye çalışacağım. Öncelikle şunu vurgulamam gerekiyor. Lozan toplanmadan evvel, yani Lozan'da bir barış görüşmesi başlamadan önce hangi şartlar oluştu da Lozan'da bu konuyu ivedilikle, öncelikle bu konunun öncelikle ele alınmasını gerekli kıldı? Bu sorunun karşılığını ararken tabii şu konu üzerinde durmak gerekiyor. Anadolu'da Yunanistan'a doğru yönelen demografik hareketlilik, yani nüfus boşalması ve nüfusun kendiliğinden ya da kendiliğinden demeyelim ama bir takım şartların gelişmesi üzerine terk etmesi, bulundukları yerleri terk etmesi. Şimdi şunu söylememiz gerekir. 30 Ağustos 1922 Yunan ordusuna karşı Türk ordusunun kesin bir zaferiyle sonuçlandı. Ve ardından biliyorsunuz Atatürk ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini alınca ordular yıldırım hızıyla bugün işte Ege kıyıları diyoruz. O zaman bu literatür pek kullanılmıyor. Yoğun biçimde bir şey oldu. Nüfus hareketliliği oldu. Yani sadece askerlerin ya da cephelerin çözülüp askeri birliklerin birbirini takip etmesi, kovalaması anlamında değil. Yunan ordusunun çekildiği ve Türk askerinin de işte kurtardığı ya da işgal edemeyelim. Yani kurtardığı yerleri alma sürecinde bu bölgede bulunan bir yandan Hristiyan Ortodokslar, bir yandan da Türk Müslüman olan unsurlar ciddi bir anlamda bulundukları yerleri terk ederek göç etmeye başladılar. İlk dalga olarak biz Yunanistan'a Ortodoksların, yani Anadolu'da yaygın bir Ortodoks nüfus vardı. Bunların göçünü görüyoruz. Batı Anadolu'dan, Marmara bölgesinden, bir süre sonra Doğu Trakya'dan, muhtelif yollarla ama ağırlıklı olarak da deniz araçlarıyla önce Ege Denizi'ndeki adalara ve adalar üzerinden kara Yunanistan'a doğru göçler başladı. Bir aylık bir süre sonunda, yani Eylül ayından Ekim ayına kadar bunların sayısı 500 bine yaklaştı ve Kasım ayına geldiğimizde Anadolu'dan Yunanistan'a yığılanların sayısı 800 binin üzerine çıktı ve daha da bu tabii ki kabararak gidiyor. Şimdi bu tabii nüfus yer değiştirdi ama o tarihlerde Yunanistan'ın nüfusunun 3,5 milyon kadar olduğunu düşünmeliyiz. Ve Yunanistan'da büyük bir ekonomik buhran, büyük bir siyasi buhran ve hatta askeri buhran söz konusu. Sık sık darbeler oluyor. Fiyat hareketleri allak bullak olmuş. En temel ihtiyaç maddeleri bulunamıyor. Ve şimdi bir de sokaklarda Anadolu'dan gelmiş olan kaçkın Ortodoksların, Ortodoks nüfusun kötü görüntüleri ve gittikçe hava koşullarının artık soğumaya başladığını, Yunanistan'ın işte şiddetli kış mevsimlerinin gelmekte olduğunu gözlerimizin önüne getirelim. Yunanistan hükümeti bu insanları alelacele bir takım kamu kurumlarına, işte bir takım spor salonlarına, eğitim kurumlarına, ondan sonra hatta tiyatrolara ve sinema binalarına yerleştirerek en azından kuru bir ortam, kapalı bir ortamda barınmaları için çaba içerisine girmişken, bu göçün yoğunluğundan dolayı bir süre sonra bu başvurulan yollar da çözüm olmadı. Ve şimdi Yunanistan'da orada burada perişan bir biçimde, dağınık bir biçimde soğuğun, yağmurun, her türlü şiddetli doğal baskının altında kötü görüntüler içerisinde insan yığınları ortaya çıkmaya başladı. Ve değerli arkadaşlarım bu da Yunanistan'da Müslüman kütle üzerinde, nüfus üzerinde yoğun bir baskıya dönüştü. Sokakta öfke kabardı. Yani tam olarak şunu anlatmak istiyorum. İnsanlar şunu sorguluyor doğal olarak. Biz bu duruma niçin düştük? Bizim bu duruma düşmemizin nedeni işte Mustafa Kemal'in askerleri. Ve aslında Mustafa Kemal'in askerleri bizi kesecek korkusu. Böyle bir şey yok ama
kesecek korkusu, bu korku ve bu korkunun yarattığı endişeyle birlikte işte karşı tarafa göç ettik. Şimdi biz sokaktayız. Bu perişan görüntüler altındayız. Ama öte yandan yanı başımızda bir Türk'ün ve Müslüman'ın evinden işte baca tütüyor, işte sıcak ortam. Ve dolayısıyla bizim sorunumuz olan, yani bu duruma gelmemizin sorumlusu olan Türkler işte yanı başımızda. Peki neden bu çelişki? Böylece sokakta kabaran şiddet bir süre sonra Yunanistan'da yaşamakta olan Müslümanların hanelerine yöneldi ve şahsiyetlerine, kişiliklerine yöneldi. Şiddet kabardı. Kabaran öfke şiddete dönüştü. Şimdi örneğin o tarihlerde Selanik'te yayınlanmakta olan Yeni Asır gazetesi yazıyor. Diyor ki mesela, dün diyor işte şu kişiler sıralıyor. İşte soğuk mevsimlerin başlaması ve odunlarının bitmesinden dolayı şu köyde yakındaki şu ormana odun kesmeye giderken Türkiye'den gelmiş fanatik Ortodoksların saldırısına uğradı. Şu kadar kişi öldü, şunlar yaralandı. Ve gene diyelim ki oradaki herhangi bir muhalif bildiriyor kendi bağlı olduğu bir ajansa ya da bir basın kurumuna. Diyor ki işte Selanik'in arka sokaklarında dün gece şiddet peyda oldu ve Türklerin yoğun olarak meskun bulunduğu sokaklarda hanelere kimliği belirsiz insanlar saldırdı. Bunların saldırmasıyla birlikte sabahleyin örneğin 20 kişinin cesediyle karşılaşıldı. Ve bu gittikçe ve Yunan makamları da buna göz yumdukça, ciddi önlemler alamadıkça sonuçta o insanlar bir süre sonra evlerinden atılmaya, yani Türkler ve Müslümanlar saldırganlar tarafından evlerinden atılmaya, hanelerin kapıları kırılmaya, içeriye girip zorla oturmalara dönüştü ve böylece bu kez de Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru bir göç eğilimi başladı. Yani tabii Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmenin iki yolu var. Ya Edirne üzerinden karayoluyla gelirsiniz ya da işte diyelim ki deniz yoluyla Ege'yi aşarak karşı tarafa gelirsiniz ve böylece iskelelerde, kimi rıhtımlarda yoğun yığılmalar kendini gösterdi. Selanik'te, Hanya'da, Kandiye'de, Resmo'da yani Girit Adası'nın bu sözünü ettiğim limanlarında büyük yığılmalar oldu. Kavala'da, işte ne bileyim bir takım yerlerde. O dönemden gelen raporlardan anlaşıldığına göre 20 bin kişilik, 30 bin kişilik gruplar oluştu ve Yunanistan'da evlerinden atılarak bir an önce Türkiye'ye geçmek isteyenlerin sayısı ama sokakta kalmış insanların sayısı 200 bini aştı. Ki bunlar daha sonra 500 bin kişi olarak mübadeleyle Türkiye'ye gelecekler biliyorsunuz. Ne oldu sonuçta? Türk-Yunan ilişkileri gerildi. Türk-Yunan ilişkileri gerilince Türkiye tarafında mukabele bir misil düşüncesi ortaya atıldı. Yani misliyle bu konuya mukabele etmek. Ama İsmet Paşa hükümetin başkanı olarak zorluklarla bu tür taleplerin önüne geçti mecliste. Ve Türkiye sınırlarını kapattı. Yaklaşık olarak 50 bin kişi Türkiye'ye adımını atabilmişken bu grupların içerisinde Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atabilecek bir takım casus sızmalarının olabileceği kaygısıyla kontrolsüz girişlerin önüne geçmek amacıyla sınırlarını kapattı ve bu insanlar bu sözünü ettiğim iskelelerde bekleşmeye başladılar ve işte tam böyle bir safhada Lozan Barış Görüşmeleri başladığında Lozan Barış Görüşmelerinde ivedilikle bu konunun gündeme gelmesi söz konusu oldu. Maceracı bir bilim insanı var, bir gen mühendisi ama aynı zamanda bir kaşif. Yani değişik yerlere geziler düzenleyen, işte keşif hareketlerine katılan, kutuplara gezi yapan Norveçli bir bilim adamı Doktor Nansen. O zaman Birleşmiş Milletler yok, Milletler Cemiyeti var. Ve Milletler Cemiyeti'nin bir uzmanı olarak hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da incelemeler yaptı. Ve canlı biçimde sorunun ne olduğunu gözlemledi ve bu evlerinden atılmış ya da evlerinde ya da yerleşik oldukları alanları terk etmiş olan insanlarla ilgili bir takım çalışmalar yaptı. Ve daha sonra bir rapor meydana getirdi. Lozan Barış Görüşmeleri başladığında komisyonlar oluşturulmuştu. Göç komisyonu malum önemli, yani mülteciler komisyonu ya da. Bu komisyona gelerek raporunu okudu. Aslında İngiltere'nin sorunun üstesinden gelebilmek için Doktor Nansen'in görüşleriyle
birebir uyum içerisinde olduğunu görüyoruz ve Doktor Nansen iki çözüm yolu öneriyor o ünlü raporunda. Bunlardan bir tanesi kendiliğinden göç etmiş olan bu nüfusun, yani Türkiye'den Yunanistan'a, Yunanistan'da da hareketlenip iskelelere yığılmış olan nüfusu tekrar terk ettikleri yerlere iade etmek. Yani Yunanistan'a kaçmış olan, gitmiş olan Ortodokslar, Ortodoks Rum nüfusu tekrar Yunanistan'a terk ettikleri topraklara göndermek. Ama aynı zamanda Türkiye'de de evlerinden atılmış olanları tekrar yapılabiliyorsa evlerine tekrar döndürebilmek. Ama bu konuda şüpheleri var. Diyor ki bunun bir çözüm yolu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü diyor halklar arasında düşmanlık hisleri çok yoğunlaştı. Böyle bir durum söz konusu olursa önüne geçilemeyen bir takım durumlar söz konusu olabilir. Yani şiddet yeniden kabarabilir. O nedenle bunu diyor çok fazla salık vermiyorum. Peki çare ne? Çare işte 1914, 13-14 yılında Bulgaristan'la Yunanistan arasında bir mübadele anlaşması yapılmış. Yani anlaşmalara dayanan bir zorunlu göç, çare diyor zorunlu göçtür. Yani mübadeledir. Yani insanların zaten diyor bunların göç ettiğini düşünürsek, kendiliğinden göç ettiğini düşünürsek, karşı tarafa zaten bir fiili olarak nüfusun yığıldığını düşünürsek artık ne yapılabilir? Örneğin Türkiye'den gitmiş olan Ortodoks Rum nüfusa orada Türklerden ve Müslümanlardan açılmış olan alanlar verilerek, evler, barklar, işte atölyeler, tarlalar, bağlar, bahçeler verilerek onlar orada iskan edilebilir. Ama öte yandan Türkiye'de de yoğun bir Ortodoks nüfusun boşalttığı alanlar var. Hatta şöyle diyor. Bunlar her an ekime hazır yerlerdir, işlenmiş topraklardır. Buralara isyan edilmek çok zor olmayacaktır. O insanları da Türkiye'ye tekrar geri göndermektense Ortodoksları, Türkiye'den zaten eğilimleri Türkiye'ye gitmek yönünde ortaya çıkmış olan Müslümanları oradan alıp Türkiye'ye getirmek ve bu ekilmeye hazır topraklara, evlere ve barklara yerleştirmek. Şimdi burada ben bir iki soruna da değinmek istiyorum. O sorun çok önemli. Her ne kadar Nansen bunu düşünürse de. Aslında sorun hiç de onun sözünü ettiği gibi bu kadar basit değil. İşin bir takım çetrefilli yanları var. Ha şunu söyleyelim. Türkiye heyetinin aslında Lozan'a giderken elinde bir yol haritası vardı ve o yol haritasının içinde sıralanmış maddelerden birisi de olabiliyorsa ekalliyetlerin mübadelesiydi. Neden? Çünkü geçmiş yüzyıllarda azınlıklar sorununu Yunanistan'ın başına ne büyük problemler, Türkiye pardon özür dilerim, Türklerin başına ne büyük problemler yarattığının bilincindeydi. Tecrübeli bir ekip tabii ki söz konusu. Ve bir ulus devlet inşası var. Bir ulus devlet inşası söz konusu olduğuna göre nüfusta kültürel yönden bir homojenleşme son derece yararlı sonuçlar getirebilir. O nedenle Anadolu bir yurt olarak, bir ulus yurt olarak ortaya çıkacağına göre Ortodoks nüfusun göç ettirilmesi, azınlıkların daha doğrusu göç ettirilmesi, onun karşılığında da Müslümanların getirilmesi Türklerin tercih edeceği bir şey. Venizelos buna ilk başlarda karşı çıktı ama Lord Curzon'un değneğini karşısında görüverince Venizelos geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü İngiltere'nin bir an önce tabii barışı sağlamak yolunda bir amacı var gibi görünüyor. Yani en azından iç kamuoyu ve oradaki siyasi oluşumlar bunu şart koşuyor. Ve sonunda 30 Ocak 1923 tarihinde, yani ocağın ilk ayında, ki bu göçlerin başladığı sürecin dördüncü ayında mübadele sözleşmesi imzalandı ve buna göre Yunanistan'da Batı Trakya dışındaki Yunanistanlı Müslümanlar ile İstanbul dışındaki Türkiye'li Ortodoksların zorunlu olarak göç ettirilmesi karar altına alındı. Buna göre anlaşmanın hükümlerinin bilindiğini tahmin ediyorum ya da konuşulmuştur ben izleyemedim ama her göç ettirilen mübadil yanında istediği malı istediği gibi götürebilecek sözde. Bunun yanına hemen bir soru işareti koyalım. Ondan sonra buna ilgili makamlar hiçbir engel çıkarmayacak. Tamam ama öyle mi? O da ayrı bir sorun. Ondan sonra Türkiye'ye gelen Müslümanların yerleştirileceği topraklar, Türkiye'den ayrılmış Rum Ortodoksların bıraktıkları topraklar olacak. Az önce anlattığım gibi ve bunun tersi olacak. Ama bu sözünü ettiğim topraklar ya da bu sözünü ettiğim envali metruke dediğimiz diğer envar, yani mallar
Gerçekten de böyle mübadele anlaşmasının öngördüğü gibi gelecek olan kişilere dağıtılmaya hazır bir halde bekliyor. Değerli arkadaşlarım, bir kere bir iki rakam söyleyerek konuşmamı toparlıyorum. O da şu. Özellikle Yunan ordusunun çekilişi sırasında Anadolu'nun, Batı Anadolu'nun, Marmara bölgesinin ve Doğu Trakya'nın yaklaşık olarak %70'ine yakın yerleşim alanları tahrip edilmiştir. Hele Batı Anadolu. Çünkü sadece Yunan ordusunun çekilişi olarak görmeyin bunu. Çekilmesi sırasında ortaya koyduğu tahribat, yıkım ve ortaya çıkan yangınlar. Afyon yandı, Uşak yandı, Alaşehir yandı, kül oldu, kül. 2000 evden 200 tane kalmadı. Ve büyük bir insan katliamı söz konusu. Nazilli yandı, Kula yandı, işte anlattım az önce Manisa yandı ve derken daha sonra İzmir yanacak. Ve dolayısıyla daha sonra mübadele imar ve iskan vekili Mustafa Necati'nin anlattığına göre Rumlardan yaklaşık olarak 250 bin kadar hane kalmış olması gerekir o nüfusa bakıldığında. Ama bunların 21 tanesi bile sağlıklı bir biçimde elde değildir. Çünkü Türkiye'de ilgisiz bir takım kişiler büyük bir mal yağmasına yönelmişlerdir. Sadece onlar değil, gerçekten savaş görmüş ve savaştan zarar görmüş ve adına felaketlere ya da yangından zarar görmüş harikzedeler, bunlardan mal kalıyor diye büyük yığınlar halinde dalga dalga Batı Anadolu'ya doğru akmışlar ve Türk askerinin daha gelip de oralarda otorite kuramadığı bu zamanda, yani birden Yunan ordusu çekiliyor, işte orada bir idari yapıp boşalıyor, onun yerine hemen pat Türkler geliyor, idari yapıyı kuruyor diye bir şey değil. Mesela Urla'da yaklaşık olarak 20 gün sonra ancak şey kurulabilmiştir. Yani Türk idaresi kendi yönetimini kurabilmiştir. Ve dolayısıyla bu sözünü ettiğim bu karmaşa döneminde, bu kaos döneminde, bu ara dönemde Türk topraklarında Türklere ait Rumlara ait envari metrukenin büyük bir kısmı fuzuli olarak o zamanki literatürde böyle işgal edilmiştir ve dolayısıyla hemen hemen bunun birçok şeyler var tabii. Kimler bunlar? Onların yazılı çizildi. Benim iki makalem var bu konuda. Envali metrike üzerine ve kitaplarımda da bunları ayrıntılı bir biçimde anlatıyorum. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Müslümanlar, orada kalan Müslümanlar Türkiye'ye getirildikleri zaman hiç de doktorundan senin ya da orada konuşan kişilerin öngördükleri gibi Rumlardan kalan haneler ve evler bu insanlara sağlıklı bir biçimde verilemedi. Tabii problem, problem, problem. Bir iki noktaya daha denilerek konuşmamı tamamlıyorum. Her ülke kendisine ait olan göçmeni kendisi getirecekti gemileriyle. Türkiye'nin gemi sayısı o zaman yok. Yani kabotaj, ondan sonra kapitülasyonların yabancılara verdiği ayrıcalıklar nedeniyle Türkiye'de öyle çok uluslararası taşımacılık yapacak böyle bir ciddi gemici işletmeleri falan yok. Ancak Seyri Sefain İdaresi var. Ve zaten kabotaj hakkının Türklerin elinde olamayışı nedeniyle denizcilik gelişememiş ve Türkiye kendi kıyılarında taşımacılık yapabilecek bir denizcilik altyapısına bile sahip değil. Ama buna karşın kuru yük gemileri devreye girdi. O zamanlar Seyri Sefain İdaresi'nin öncülüğünde Türk Vapurcular Birliği adıyla bir birlik oluşturuldu. Önce bir yabancı firmaya Türk göçmenlerin taşınması ihale edilmiş olmasına karşın Mustafa Necati'nin girişimleriyle bu ihale iptal edildi ve Türk gemileriyle bu sözünü ettiğim göçmenler taşınmaya başlandı. Ne zaman? 1923 yılının Ekim ayında ilk göçmen taşıyacak geminin yüklenmesine başlandı ve onun gelmesi Kasım ayını buldu. Son haftada, yani Kasım aylarında falan artık göçmen taşıyan gemiler gelmeye başladı. Oysa mübadele sözleşmesi 1 Mayıs'tan itibaren, 1 Mayıs 1923'ten itibaren göçmenlerin taşınabileceğini öngörüyordu. Şimdi sadece durumu anlamak için şöyle bir empati yapalım. Şimdi insanlar Türkiye'den kaçıp giden Ortodokslar, onların durumunu anlattım. Öteki boyuttan hani bizi ilgilendiren göçmenler boyutuyla bakarsak, adam diyelim ki 1922 yılının Kasım ayında evinden atıldı. 1922 yılını 23 yılına bağlayan kış aylarını orada geçirdi. Bahar ayları geldi, yaz ayları geldi, tekrar soğuklar başladı ve kışın artık kış aylarının yoğun biçimde etkisi hissediliyor. Bunlar tabii evlerinden atılanlar için söylediğim şey. Evlerinden atılmayıp halen barınabilenler tabii ki var. Ve gene kış koşullarında bu insanların taşınmasına başlandı ki bu da aslında büyük bir dramı ayrıntılı bir biçimde ortaya koyuyor. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.